Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir GTA Vice City bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. GTA Vice Anniversary Edition'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir bismillah direkt telefon çalmaya başladı. Telefon niye gözükmüyor ki bende? Tuhaf. SMG varmış burada. Aldım. Okey, kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Telefon çalıyor diyor ama hani cevap veremiyorum telefona. Tuhaf. Bir arabaya binip ineyim bakayım, belki olur. Yani telefon çalıyordu hani. Neyse, GTA Vice City'nin son bölümünde, yani geçen bölümünde arkadaşlar malikanemizde bazı işler yapmıştık. İşte ödeme yapmayı reddediyorlardı vesaire. Biz Ricardo Diaz'ı öldürdükten sonra onun işlerini kendi elimize aldığımız için bazı firmalar, işletme yerleri vesaire reddediyordu bize ödeme yapmayı falan. Bu arada bu yerleri daha sonra alacağım. Şimdi ben telefon görevine bir gideceğim. Onu bir aradan çıkarmak istiyorum. Zaten iki tane suikast, yani telefon görevi kaldı. Ondan sonra telefon görevleri kalıcı olarak bitecek. Şimdi bir tanesini yapayım, sonra diğerini de yaparım. Havalimanına gitmemiz gerekiyor. Orada bir görevimiz var. Şimdi onu yapacağız. Sonra bir iki tane görev yaparız ekstradan. Neler yaptığımızdan biraz daha bahsedeyim. Bu arada nasıl gideceğiz bu havaalanına ya? Şuradan gidiliyordu, çok pardon. Bazı işletmeler dediğim gibi ödeme yapmayı vesaire reddediyorlardı. Biz de kaba kuvvetle biraz iş yaparak, bir yerleri basarak, dağıtarak, kırarak, dökerek zorla ödeme yapmalarını sağladık. Sonra artık yavaş yavaş gelir sahibi olmaya başladık. Artık bize ödeme vesaire yapacaklar. Biz de malikanemizden para toplayabileceğiz. Olaylar bu şekilde gelişti. Yani yavaş yavaş paramız pulumuz oluyor. Zenginleşiyoruz. Şunu bir tık aşağıya alayım. Okey, şöyle daha iyi olacaktır. Şu telefon görevine de bir gidemedim bu arada. Allah'ım yarabbim, burası ne kadar karışık ya. Tamam, Miami'yi gayet iyi bilirim. İyi hoş da burası karışık yani. GTA Vice'de o kadar oynamadım maalesef. Ondan bir tık şu telefon görevine gitmekte zorlandım. Neyse, devam ediyoruz. Tamamdır. Vardık başarılı bir şekilde nihayet. 2,5 dakika oldu ve ben hala görev yapacağım. Aha, telefon çaldı. Tommy, ben Lance. Bir dakika, anlatacağım. Tommy, üzgünüm. Ne oldu? Ha. Ya Lance diyor ki işte bana böyle çocuksu falan davranıyorsun, beni küçük görüyorsun falan, bunları yapma, önüne gelen benle beni aşağıladı tarzında konuşuyor, hani kaldıramıyorum diyor Lance. Yani lütfen bunu yapma falan diyor, kardeşim falan diyor. Yani konuşmamıza izin bile vermedi, hani çeneni kapalı tut tarzı bir şey söyledi hani. Bir şey diyemeden kapattı. Check out at the check in, okey. Okey. Sağ tarafımızda bir tüfek olacağız. Tüfek olacak. Tamam, balkon tarafında bir tane kadın varmış. Onu izleyeceğiz. Bir çanta falan verecekmiş birine. O çantayı alan kişiyi öldürüp sıradaki telefon konumuna gideceğiz. Sıradaki iş için. Tamam, şurada tüfeği aldık. Tamam. Balkonda, yani şeyde, adını siz söyleyin. Çekil önümden ya. Lan çekil. Hayda. Yukarı tarafta bir tane kadın var. Onu izleyeceğiz. Kadın eline bir tane çanta varmış. Onu adama vereceğiz. Ya yani adama verecek kadın. Verdiği adamı da vuracağız. Olay bu. Gayet basit gibi görünüyor. İnşallah öyle olur. Şöyle ben bir tık yaklaşacağım. Birazcık mesafeli olmakta fayda var. Şöyle bir yakınlaştıralım tüfeği. Ay, neredeyse ateş ediyordum. Şöyle bir tık daha yaklaşacağım. Tamamdır. Çantayı bir versin de adama. Okey, verdi. Şu adam. Tamam, şeyleri almamız gerekiyor. Okey. Şunu bir vurayım. Güzel, headshot. Double headshot.
Tamam, Ammunition'a götürecekmişiz downtown'daki. Bir dakika, şu silah mermisini boşaltmam gerekiyor, yoksa topladığım bütün mermi boşa gidecek. Ha yok, toplayayım silahları hemen. Bir dakika, şunu bir harcamam gerekiyor acil. Boşa gidecek yoksa. Asıl silahlarım burada. Mikro SMG'm nerede şimdi benim? Al işte ya. 2000 mermilik SMG'm gitti ya. Ay öleceğim bu arada. Kaç 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 kaç. Ya Allah seni kahretmesin ya. Kapıyı kapatmadığım için yakalandım. Ben videoyu burada durduracağım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aynı yerden. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz diyecektim ki ben çantayı almayı unutmuşum. Hay kafama. Yazık kafama harbi. Şimdi gidip çantayı almam gerekiyor. Bir dakika, hemen alayım şunu. Ben çantayı nasıl almam ya? O kadar dalgınlığıma geldi ki çantayı almayı unuttum. Oha, yalnız polis abi. Oha. Şunları hemen bir toplayayım. Hemen tüfeğimi de alayım. Şimdi buradan bir uzayalım. Çıkar mısın arabadan? Hatta sen öl ya. Sen çete üyesisin. Sen öl. Güzel güzel. Uzadık en azından. Güzel. Buradan çıkmayı başardık. Şöyle bir tık. Heh. Şimdi buradan hemen bir çıkalım. Downtown'daki yani adanın, şehrin diyelim daha doğrusu. Yukarı tarafındaki Ammunition'a götürmemiz gerekiyor. Silah dükkanına götürmemiz gerekiyor. Oha. Oh my god, bu neydi şimdi? Hayır, zaten polislerle yeterince uğraşmıyormuşum gibi bir de ajan yolladılar ya. Bu hastalara. Neyse ki araç iyi. Gayet iyi yani. Ah! Bu benim hatamdı. Dedim kaydırarak basayım gideyim. Olmadı. Yardır abi, yardır. Neyse ki polisten hızlıyız. Aha, yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Sadece 2 yıldız zaten, o yüzden problem olmayacaktır. Hiç aracı falan tamir ettirmeyeceğim. Zaten dümdüz gitsem barıyorum direkt Ammunition'a. Güzel. Birazcık saçmalık olmuş olsa da hallet. 2 bölümdür bana böyle saçma sapan şeyler oluyor ya. Anlamadım gitti. İşte polislere yakalanmalar. İşte bir şeyleri unutmalar. Ters gitmesi vesaire. Ne oluyor abi ya? Çok absürt olaylar oluyor 2 bölümdür. Umarım şeytanın bacağını kırabilirim. Çok saçma olaylar oluyor hakikaten. Neyse, hallettik görevi en azından. Yardıra yardıra gidiyoruz. Ammunition da tam önümüzde zaten. Tam da önümüzde. Tamamdır, vardık. Çok da güzel park ettiğimi düşünüyorum. Teşekkürler. 8000 dolar. Hadi bakalım şu kafatası görevine gidelim bari. Madem yakınımızda. Ha, Rock. O müzik grubuyla tanışacağız. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Lovejoy's. Okey. Pekala. Heh, Kent Paul da burada. Başardığına sevindim. Lovejoy's'la daha önce tanıştın mı? Hayır ama müziğinizi hep sevmiştim. Bu Percy Dick, Willie, Case ve Jess. Benim iyi bir arkadaşım Tommy. Hey, selamlar. Senin adın neydi? Espri yaptı. Görüyorsun Tommy, bu çocukların yardıma ihtiyacı var. Yani buraya çok da şey değiller. Uyuşturucuya ihtiyacımız var. Niye? Neden abi, amacınız da sizin. Siz müzik grubusuz insanlara örnek olmanız gerekirken istediğiniz şey normal mi? He, Juice diye şey yapıyorlar. Aşk suyu. Peki bize yardım edebilir misin? Bunlara yardım edebilirsin değil mi? Diyor Kent Paul'da. Ya, tuhaf olaylar oluyor hani. Tamam. Satıcıdan aşk suyu alacağız. Hani apaçık söylemek istemiyorum. Bir kere söyledim. Sarı dolar yemeyelim daha sonra. Şu aracı bir alayım ben. Bu araçta bir süre daha takılalım. İyi, bölüme de başlık çıktı. Aşk suyu diye bir başlık atacağım. İyi, başlık çıktı en azından. Apaçık söylersem sarı dolar falan yerim, gerek yok.
Da videoyu kaldırmam gerekir. Hiç gerek yok. Neye ihtiyacımız var? Motora ihtiyacımız var. Heh, bir de motor eksikti. Aa, varmış burada. Tamam, motoru bulduk. Polis bey, çekilir misiniz? Gider misiniz? Teşekkürler. Şimdi bir de yakalar bu beni. Tamam, yakalamadı. Yanlışlıkla kameraya bastım ya. Özel bir şey mi arıyorsun? Bende senin istediğin şey var. Haha. Paraşı teşekkürler aptal dedi ve kaçıyor şu anda. Tamam. Satıcıyı öldür ve aşk suyunu al. Apaçık söylemeyeceğim. Hiç gerek yok. Drax'in ne demek olduğunu bilmeyen zaten. Çok masumdur. Hiç masum bir insanın zihnini kirletmeye gerek yok. O yüzden boş yapmayı kesiyorum. Ve devam ediyoruz. Haha, gerizekalı. Aferin gerizekalı. İşte paramı geri ver. Teşekkürler. Tamam, telefon çalıyor. Tamam, istediğiniz şeyi aldım vesaire. Bize buluşacağımız, yani bize gelecek olan kız var. Acaba getirebilir misin dedi adam. Müzik grubundaki çocuklardan biri. Ben de o kızı tanıyorum dedi Tommy. Bizim Mercedes. Başka kim olacaktı? Hemen Mercedes'i apartmanından almaya gidiyoruz şu anda. Arkadaki müzik çok güzel bu arada. Çok sevdiğim müzik. Mercedes evinde uzak bir şey. Biraz abartıyorum ama uzak ya. Dun 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 dun. Hadi bakalım, Mercedes'i alıp büyük bir ihtimal gruba götüreceğiz hızlı bir şekilde. Acele edelim. 12 dakika oldu. Çok da uzatmak istemiyorum bu bölümü. Gelecek bölümlerde çok daha fena olaylar olacağından emin olduğum için acele etmek istiyorum. Şöyle kaydırarak. Mercedes'in evi de güzelmiş. Aa, helikopter şehri falan var. Hey Tommy, nasılsın? İyiyim, dinle. Lafiste şey misin? Hayran mısın? Ha, işte az çok bilirim falan dedi Mercedes. Tamam. Aşk suyu ve Mercedes'i bundan sahneye çıkmadan önce yetiştirmemiz gerekiyormuş. 1 dakika 45 saniye. Yani 1 saat 45 dakika süre verdi oyun. Hemen gidiyoruz abi. Aynen ya. Aşk suyu da iyidir. Ama herkes için değildir hani. Kafa bulmak isteyenler için. Ay. Mercedes için çok özür diliyorum. Mercedes, çok özür diliyorum. Berbat bir sürücü olduğumu biliyorum ama sana bunu yapmak istemezdim Mercedes. Özür dilerim. Direğe kafa attığım için özür dilerim. Tabii senden de özür dilerim. Amele sümüğü gibi yere yapıştığın için hani. Neyse. Hemen yardıra yardıra. Bu arada bir kızı alıp da Sanchez'de götürmezsin ya. Hani Sanchez'de kız almazsın evden. Keşke lüks bir araçla yapaydım bu işi. Ayıp oldu şimdi. Hayda, Mercedes şimdi yerlerde ne yapıyorsun? Gel buraya Mercedes. Sen de niye çıkıyorsun lan? Hayda, bir de sıkıyor. Terbiyesiz, bir de sıkıyor ya. Bak, sürem az kaldı. Hemen yetişmem lazım. Bölüm ne kadar berbat araç sürüyorum bu arada ya. Motor, araba fark etmez. Çekilin. Yetiştirmem gereken bir aşk suyu ve kız var. Yetiştiririm herhalde ya. Daha 30 saniye var. Daha doğrusu yarım saat var. 10 dakikaya orada. Ben şuradan bir... Oha, o neydi lan? Biri dürbünle bana nişan aldı sandım. Neyse, yetiştik. Güzel. Yetiştik. Evet, geldik. Mercedes Hanım. Sonra görüşürüz büyük adam. Büyük çocuk. Her neyse. Ulan Mercedes, senin yürüyüşünü ben ya. Harbi senin yürüyüşünü ya. Neyse, ben motordan bir kurtulayım. Ve oyunu kaydetmeye gideyim. De düzgün araba yok ki. Bari şu Rancher'ı alayım. Allah'ım ya Rabbim ya, nasıl bir bölümdü bu ya? Arda arda kazmalıklar, saçmalıklar. Bir de uydurup bir araç aldım zaten. Neyse, hemen malikanemize doğru yardırıyoruz. Gelecek bölümde Love Feast.
Aşk Yubru müzik grubunun işlerinden kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Bakalım başımıza neler gelecek. Bakalım Aşk Yumruğu bize ne işler verecek? Başımıza neler gelecek? Merakla ve heyecanla bekliyoruz. Diyerekten oyunu kaydetmeye doğru yardırıyoruz. Madem hazır oyunu kaydetmeye gidiyoruz, ufak tefek planlarımdan bahsedeyim. Bu GTA Vice City bölümünden sonra yeni başladığım seri olan Magic Rampage'in bir sonraki bölümünü atabilirim. Rebel ilk var yeni başladığım seriyoda. Onun ikinci bölümünü atabilirim. Bu iki videodan birini ilk atarım, sonra diğerini atarım. Sonra işte adını siz söyleyin. Shadow Fight. Başka ne oynuyordum ya ben? Wild Rift belki bir ihtimal. Bu Anniversary Edition falan atmış olacağım için. He, Asphalt 9'un 5. bölümünü atabilirim. Video şu anda yüklü. Ama henüz kanala koymadım. Tabi daha 4. bölümünü yeni yeni koyduk malum. Koyalı çok olmadı. Şu serileri biraz bir döndüreyim. Videolar gelsin. Asphalt 9 da gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Shadow Fight da gelmeye devam edecek. Telefon çalıyor. Ne yapıyorsun? Yine ben Paolo. Ha, ekstra bir güvenlik yardımına ihtiyacımız var. İşte motor çetesi varmış. Adı Mitch Baker tarafından. Bu grubu çeteyi yönetiyormuş. Onunla konuşup bu gruba yardım etmesi için iş yaparsa tarzında bir şey söyledi. Yani yardıma ihtiyacı varmış yani müzik grubunu. Bu Mitch Baker bize yardım edebilir. Bu güvenlik konusunda hani mükemmel biri. Ama büyük ihtimal senden bir şeyler isteyecektir. Yardım eder misin tarzı bir şey söyledi. Kapattı telefonu sonra. Şu Kaplan'ın üzerine kaydediyoruz. Evet efendim, GTA Vice City'nin 13. bölümü olması lazım. Emin değilim. Bu şekilde. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmı ve sosyal medya hesaplarımdan ulaşabilirsiniz açıklamalar kısmında. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza hala abone değilseniz ve başka serilerden de haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar da kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.